فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَالسَّمَاءَ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. 1931 yılında Arhavi'de doğdu. Kemençe çalmaya çok küçük yaşta başlamasına rağmen kısa sürede ustalaştı. 1970'li yıllardan itibaren Arkavuri Yaşarı adıyla tanındı. Çeşitli dans ekiplerine Laz horonlarını çalıştırdı. Arhavi'de horon ekipleri kurdu. Söylediği geleneksel Laz ezgileri Doğu Karadeniz bölgesinde popüler hale geldi. Türkiye'de ilk Laz yapılarını çıkartarak 1968 yılında Laz müziğinin tanıtmasına büyük katkı sağladı. Lazca şarkılar derlemiş, kendisini has tavrıyla yorumlayarak o ezgileri bugüne taşımasını sağlamıştır. Türkiye ve dünyada çok sayıda festivalde horon ekibine kemençesiyle eşlik etmiş ve şarkılar söylemiştir. Yaşar Turna aynı zamanda kemençe yapım ustasıydı. Yapım tekniğinde kemençenin klavye kısmını uzun tutarak yaygın olan aksine melodik yapısını genişletmiş, horonun yanı sıra şarkılara da eşlik edebilir hale gelmiştir. Benim adım kemençe. Arhavi'de kemençe, Yaşar Turna çalardı. Başkasını tanımam, gerisi hep yalandı. Küçük yaşta tanıdığım komşudur Yaşar Turna. Kemençeyi çalarken susardı tulum zurna. Arhavi'de doğmuştu, Arhavi'de yaşardı. O kemençe çalınca insanoğlu şaşardı. Kemençeyi çalarken herkes onu dinlerdi. O nara attı mı bütün dünya inlerdi. Kemençesi elinde Avrupa'yı dolaştı. Karadenizli gençler, bakın size yol açtı. Müziklerle değil de müziklerle büyüttüğün kızının, namelerin üstünde yürüttüğün kızının, insanlığı sevgiyi öğrettiğin kızının, şimdi gurbette değil, sılada da değilsin. Memleket ateşini gönlümde taşıyorken, şiirlerin içinde mutluca yaşıyorken, yarın gelirsin diye bir seni bekliyorken, şimdi gurbette değil, sılada da değilsin. Değerli rahmetli Yaşar abimizin anısına burada toplandık. Bu organizasyonu yapan Kuni Berefe adlı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu tür şeyden Arhavi'de yapılması gerekiyor. Bugün belki 15-20 kişiyiz. Yarın 200 kişi, o bir günü 2000 kişi olacağız. Bu sadece müzisyenler için değil, bütün Arhavi'ye emek vermiş, kültüre hizmet etmiş, herkes için yapılması gereken bir şeydir. Bugüne kadar geç kalınmıştır. Yetkililer burada özellikle dinlesinler. Ölüm hepimizin içindir. Hepimizin için gelecek. Biz de öleceğiz. Fakat bu Arhavi'ye, kültüre hizmet etmiş olan insanların anılması, bu şekilde bir program yapılması çok güzel bir şeydir. Bu arkadaşlara ben tekrar teşekkür ediyorum. Ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Avrupa patişeri, Avrupa patişeri, nitis domun acara, nitis domun acara. Maguri kogomatko, maguri kogomat. Argomoc gedit yaraz, argomoc gedit yaraz. Maguri kogomatko, maguri kogomat. Argomoc gedit yaraz, argomoc gedit yaraz. Yaşar Turna'yı tanır mıydınız? Yaşar Turna hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Nasıl bir biriydi? Türkiye'ye neler verdi? Arhavi'ye neler verdi? Yaşar Turna nasıl tanınırdı? Yaşar Turna kendi bölgesinde, ilçesinde kendine göre şahsiyetli bir kişi. Evet. Bölgeye çok şey katmıştır. Daha sesiyle. Çok kemençesiyle duyulmuş. Kemençesiyle, sesiyle. Şahsı kişiliğiyle. Bence mükemmel bir insan bu. Ben şahsen kendisini de tanıyorum. İyi bir insandı. Ölümü belki erken olmuştu. Daha fazla bir şeyler verebilirdi.
Evet, yaklaşık 20 yakın bestesi olduğunu duydum. Kemençeyle de bayağı bu şarkıları dile getirmiş. Yani o günkü şartlarda şeyler vermiştim. Daha iyisini verebilirim. Genç yaşta hastalık. Aranızda bir mazi var mı? Benim öyle bir şeyim yok. Farklı bir yaştaydık yani. Evet. Bana göre değerli bir insanlar yani. Bu bölgeye büyük faydası olmuş. Şöyle bir şey duyduk. Yaşar Turna kendi yaşıtlarından daha çok kendisinden daha düşük yaşlarla arkadaşlık. Yani yapabilirdi. Yapıyormuş. O dönemlerde kendisinden büyükleriyle de aynı evet. şekilde ortak noktaları bulabilen bir insan. Sevilen bir insan olduğu için. Tabii ki genç yaşları, genç kuşakları veya genç arkadaşları da edinmişlerdi. Hala bugün konuşuluyorsa bir şeyler bırakmıştı. Harhavi, Kundukli, Pazar, Ardaşen, Rize dahi olmak kaydıyla bütün evlenme imkanlarını onun kemençesiyle, o zaman maddi imkanlar yok, müzik yok, sadece kemençeyle bütün ailevi bağlarını hep değerlendiriyor. Kemençesi Yaşar Allah'ıma dersin. Hiç kimseden para almamak kaydıyla herkesin ne verirse Allah bin bereket versin de saf bağdaka nişanını, düğününü yapardı ve ta saftan beri, saftan Rize'ye kadar bütün arkadaşlar, hatta İstanbul belediyesinde kontrol memuru senelerce orada kaldı. Ondan sonra Ahavi'ye geldi.